Merhaba, ben Ender Yıldız. Bu videomuzda ASUS'un P5 E3 Deluxe anakartını ve çeşitli ASUS ekran kartlarını yakından tanıyacağız. İzleyeceğimiz ilk ürün ASUS'un X38 yonga setine sahip P5 E3 Deluxe anakartı. Sizlere daha önceki video incelemelerimizde X38 yonga setinin getirdiği özelliklerden bahsetmiştik. Ama yine de unutan seyircilerimiz için şimdi bu özelliklere kısaca bir göz atalım. X38 yonga setinin getirdiği en yeni özelliklerin başında 2 adet 16x PCI Express slotu ve PCI Express 2.0 standartını desteklemesi geliyor. Hem DDR2 hem de DDR3 belleklerle çalışabilen yonga seti, UCH9 serisi güney köprüleriyle de 12 adet USB 2.0 bağlantısına, 6 adet seri data ve diğer çeşitli özellikleri de kavuşuyor. Anakarta ilk baktığımızda dikkatimizi büyük soğutma sistemi çekiyor. Bu soğutma sistemi güç regülatörlerini ve kuzey-güney köprülerini ısı boruları ile birbirine bağlıyor. Anakartın arka tarafından herhangi bir soğutma yapılmazken, anakartın arkasındaki baskı devreler 2 adet demir plaka ile korunuyor. Artık standartlaşmaya başlayan ferit çekirdek ve katı kapasitörleri bu anakart üzerinde de görmekteyiz. Anakartın bellek slotları resmi olarak olmasa da hızlı şutmayla 1800 MHz'e kadar olan DDR3 bellekleri desteklemekte. Anakartın genişleme slotlarına baktığımızda ise yukarıdan aşağıya doğru PCI Express 1X, PCI, birinci PCI Express 16X, tekrar PCI Express 1X, ikinci PCI Express 16X ve son olarak da PCI ve PCI Express 16X slotlarını görmekteyiz. Anakartın fiziksel yapısıyla ilgili söyleyebileceklerimiz bu kadar. Şimdi isterseniz anakartın arka panel bağlantısına bakalım. Daha sonra da ekran kartlarına geçelim. Anakartın arka paneli PS2 klavye girişiyle 2 adet USB slotuyla başlıyor. ASUS bu anakartında PS2 fare bağlantısı yerine USB girişleri koymayı tercih etmiş. Panelin ikinci sırasında optik ve dijital ses çıkışları yer almakta. Ardından birinci Ethernet ve USB bloğunu görüyoruz. Sonrasında FireWire ve External SATA bloğu yer almakta. Son olarak da ikinci Ethernet bloğunu ve ses giriş çıkışlarını görmekteyiz. İnceleyeceğimiz ekran kartları hem Nvidia'nın hem de AMD'nin orta sınıf kartlarından oluşmakta. Bu kartlar arasında normal saat hızlarında çalışan modeller olduğu gibi hızlı aşırtılmış modeller de mevcut. Şimdi isterseniz ilk olarak kartlarımızı kutu içerikle beraber genel olarak bir tanıyalım. Daha sonra da kartlarımızı sırasıyla inceleyelim. Videomuzdaki bütün ASUS ekran kartlarının kutu içeriğinde ortak olarak komponent kablo, DVI dönüştürücü, kurulum ve kullanımı anlatan siller ve bir de hızlı kurulum rehberi bulunuyor. Ayrıca 2600 Pro dışındaki bütün ekran kartların kutusunda deri bir CD zarfı, ek olarak 2600 XT'de HDMI dönüştürücü ve Crossfire köprüsü, 8600 GT OCGear ekran kartında ise hızlı ışıtma modülü yer alıyor. İlk kartımız ASUS'un 2600 Pro'su. Sade ve basit bir görünüme sahip olan kartın dikkat çekici yanı ise üzerindeki özel soğutucusu. Soğutucu fiziksel olarak sadece grafik çekirdeğini soğutuyor olmasına rağmen soğutucu yaprakları arasından geçen hava ekran kartı üzerindeki bellekleri az da olsa soğutmakta. Üzerinde 2 DVI ve 1 S-Video çıkışı olan kartın diğer Radeon HD serisi gibi HDMI üzerinden ses çıkışı da verebilmekte. Kart üzerinde crossfire köprüleri ise bulunmuyor. Sıradaki kartımız ASUS'un 2600 XT modeli. Kart AMD'nin referans tasarımıyla tamamen aynı. Öyle ki standart tasarımla yan yana koyduğumuzda ikisinin arasındaki farkın sadece soğutucu üzerindeki stickerlar olduğunu görmekteyiz. Standart tasarımda olduğu gibi bu kart üzerinde de 2 DVI ve 1 S-Video çıkışının yanında crossfire köprüleri de yer almakta. Bir diğer ekran kartımız 8600 GTS. Kartta kendi tasarımını kullanan ASUS soğutucu olarak da 2600 Pro modelinde kullandığı soğutucuyu kullanmış. Kartta diğer 8600 GTS'lerde olduğu gibi ek PCI Express güç girişi ve SLI köprüsü de yer almakta. Dördüncü ekran kartımız 8600 GTS Top Edition. Bu kart da 2600 XT gibi baskı devresinden soğutucusuna kadar referans dizaynı aynı. Ayrıca soğutucunun üstünde Stalker isimli oyunun logosu da yer almakta. Kart üzerinde referans 8600 GTS'lerde olan bütün giriş çıkışları da görmekteyiz. Beşinci ekran kartımız 8600 GT Silent. Adından da anlaşıldığı gibi bu kart pasif yapıda bir soğutucuya sahip. Çift slot yer kaplayan bu soğutucu, grafik çekirdeği üzerinden aldığı ısıyı büyük bir ısı borusuyla soğutucunun kalan kısmına dağıtıyor. Ayrıca soğutucunun ön tarafında bulunan plastik kapak, kasa dışarısından alınan havanın soğutucu üzerinden daha etkin bir şekilde geçmesini sağlıyor. Sizlere tanıtacağımız son ekran kartımız ise 8600 GT OCGear. Bu ekran kartı sizlere az önce tanıttığımız 8600 GT ile tamamen aynı baskı devre tasarımına sahip. İki ekran kartı arasındaki tek fark üzerindeki soğutucular.
Asus'un yine bu kartta da 2600 Pro ve 8600 GTS kartlarında kullandığı soğutucuyu kullandığını görmekteyiz. Bu kartı diğer ekran kartlarından ayıran en büyük özelliği ise kasanın öndeki 5.25 inçlik yuvalarına takılabilen hız aşırtma aparatı. Bu aparat sayesinde ekran kartınızı dinamik olarak hız aşırtma uygulayabiliyorsunuz. Videomuzda inceleyeceğimiz ekran kartları bu kadar. Şimdi isterseniz ekran kartlarının teknik detay tablolarını ekrana getirelim. Daha sonra da test sistemimizi kuralım. Testimize katılan Asus ekran kartlarından Nvidia yongası taşıyan kartlar 80, AMD yongası taşıyan kartlar ise 65 nanometre üretim teknolojisine sahipler. Çekirdek hızları da üretim teknolojisiyle paralel olarak AMD tarafında daha yüksek. Shader birimleri ise Nvidia tarafında çekirdek hızından bağımsız ve oldukça yüksek hızlarda çalışırken AMD tarafında çekirdek ile aynı hızda çalışmakta. 8600 GT ve GTS'ler 32 shader birimine sahipken bu sayı 2600 Pro ve X ile 120 olarak belirtilmekte. Bütün kartlar 128 bit bellek veri yoluna, PCI Express 16X ara birimine ve DirectX 10 desteğine sahipler. Test sistemimizi kurduk ve çalıştırmaya hazırız. Test sonuçlarına geçmeden önce dilerseniz test sistemimizde kullandığımız bileşenleri yakından tanıyalım. Test sistemimizde işlemci olarak Intel'in 4 çekirdekli QX6700 işlemcisini, Asus'un P5E3 Deluxe anakartını, OCZ'nin DDR3 1800 belleklerini, Asus'un çeşitli ekran kartlarını, güç kaynağı olarak ise HiPower'ın 560 watt'lık modelini kullandık. Evet, test sistemimizi tanıdığımıza göre artık test sonuç tablolarına geçebiliriz. Yaptığımız testlerde incelediğimiz kartlara ek olarak AMD HD 2900 XT, Nvidia 8500 GT ve 8800 GT kartlarını da kullandık. İlk testimiz 3DMark 2005, Nvidia ve AMD tarafında bütün kartların fiyatlarını paralel bir performans gösterdiğini görmekteyiz. 3DMark 2006'da da benzer bir tablo ortaya çıkıyor. Genel olarak baktığımızda en düşük performansı 2400 XT, en yüksek performansı ise 8800 GT'nin gösterdiğini görmekteyiz. PT-BOS DirectX 10 testinde Nvidia kartlarının açık ara üstünlüğünü görüyoruz. Nvidia kartlar eşdeğer AMD rakiplerine göre oldukça hızlılar. 2600 XT Crossfire'de ise performans düşürdüğü gözden kaçmıyor. İlk oyun testi olarak Unreal Tournament 3'ü seçtik. Unreal Engine 3 motoru en düşük kartlarda bile 1024x768 çözünürlükte oynanabilirlik sunuyor. Orta seviyede AMD az farkla üstünken 8800 GT performans tablosunun en üstünde yer almakta. Call of Juarez testlerinde ise az farkla AMD'nin önde olduğunu görüyoruz. Yüksek detay seviyesinde 8800 GT ve 2900 XT dışındaki bütün kartlar oldukça düşük performans göstermektedir. Üçüncü oyun testimiz Verdict Conflict. Yapımında Nvidia ile ortak çalışan oyunlardan bir tanesi olan Verdict Conflict'te Nvidia kartlarının AMD'ye göre az farklı önde olduğunu görmekteyiz. 8800 GT'nin tepedeki yeri ise değişmiyor. Dördüncü oyun testimiz Company of Heroes. Bu oyunda da genel olarak Nvidia kartlarının önde olduğunu görüyoruz. Detay seviyesi arttırıldıktan sonra orta ve düşük seviye kartların performansındaki düşüş gözlerden kaçmıyor. Son testimiz ise çıkışı merakla beklenen ve Türk oyuncular için ayrı bir yere sahip olan Crysis. Tam bir performans canavarı olan Crysis'e kaliteli grafik ayarlarıyla oynayabilmek için tek yolun yüksek seviye ekran kartları olduğunu görüyoruz. Evet, test sonuçlarından gördüğümüze göre artık anakartınızın BIOS ekranına kısa bir göz atabiliriz. Şu anda anakartın ana ekranındayız. Anakartla ilgili birçok ayar bağlı bulunduğu başlıklar altında gruplanmış. Anakartın hız aşırtma seçenekleri ikinci başlık altında toparlanmış. Burada otomatik olarak hız aşırtma yapabildiğiniz gibi ayarları kendi elinize girerek de hız aşırtma yapabiliyorsunuz. Menünün üst tarafında işlemci ve bellek hızlarını kontrol eden parametreler bulunurken menünün alt tarafına doğru voltaj ayarlarını görmekteyiz. Şimdi bu ayarlar yardımıyla işlemcimize biraz hız aşırtma uygulayalım. ...8600 GT OCG ekran kartının hız aşırtma modülünü ise Windows Vista desteği olmadığı için test edemedik. İşletim sistemimiz açıldı. CPU-Z programında işlemci hızını görmekteyiz. Şimdi hemen kısa bir SuperPi yapalım. Videomuzun sonuna gelirken incelediğimiz Asus ürünleri hakkında birkaç yorum yapalım. Asus P5E3 Deluxe anakart, X38 Yonga setin getirdiği özellikleri başarıyla yansıtan bir ürün. Anakart testlerimiz boyunca oldukça sevilir bir yapı gösterip hız aşırtma potansiyeli de beynimizi topladı.
Asus ekran kartları ise zengin kutu içerikleri, değişik soğutma sistemleri ve her türlü kullanıcıya hitap etmesiyle dikkat çeken ürünler. Evet, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.